Şu sorudan başlayalım. Arkadaşlar bir römork var. Yük gemisi. Limana yanaştırmak isteyen römorkörler var. Süveyş kanalını tıkamış. Kendilerine göre ileri doğru iterken uyguladıkları paralel kuvvetler var. Bir numara 20 meganewton. İki numara 30 meganewton. Üç numara 5 meganewton. Ve 4 numarada 40 meganewtonmuş. Uygulama yönleri bakın aslında belli ama serbest cisim diyagramı çizeceğim. Şuraya X, Y düzlemi verilmiş. Merkez, orijin, O noktası buraya konulmuş. O noktasını da belirtmiş. Verilmiş olan X, Y koordinat takımından paralel kuvvetler sisteminin bileşkesini bulunuz. Şu kuvvetler sisteminin bileşkesi soruluyor. Şurası 60 metre. Bayağı da uzun bir gemiymiş. Şurası 80 metre. Şurası da kaç? 50 metreymiş. Şöyle bir diyagram çizecek olursak. Şurası orijin, şurası Y, şurası da X. Kalem rengini değiştirmek istiyorum. Şimdi bir numaralı römork. Şöyle serbest cisim diyagramına işleyebilirim. 20. İki numaralı römork. Şurası 60 metre. Şu noktada pardon yönü bunun yukarı doğru olacaktı. Şu şekilde. 30 meganewton. 80 metre daha ilave edersem 140. Burası 140 metre olsun. Burada yine yukarı doğru 5 meganewton. Bir de 50 metre daha 190. Burada da aşağı doğru ne var? 40 meganewtonluk bir kuvvet var. Şimdi bize ne soruyor en başta? Kuvvetler sisteminin bileşkesini bulunuz diye soruyor. Kuvvetler sisteminin bileşkesi nasıl bulacağız? R eşittir. Bu soru için toplam Fy olacak. Yönlerine göre topluyorum. Bakın 20 meganewton aşağı olduğu için eksi 20 artı 30 yukarı olduğu için artı 5 F3 eksi 40 da F4. Bunun toplamı ne yapacak? Eksi 25 meganewton. J olarak yazarsak vektör olarak göstermiş oluruz. Yani eksi yönde. Diyor ki bize bileşkesini bulunuz. Aslında bileşkesini bulduk ama bu kuvvet nereye eş etkileyecek? Eş değer, statik açıdan eş değer olabilmesi için şu şekilde verilen sistemle. Eğer ki bakın biraz önce problem biraz önce anlattık. Şu YX sistemi. Bu kuvveti orijin noktasına işleyecek olursam, yani taşıyacak olursam, şu noktaya taşıyacak olursam, bu kuvvetin bu noktada bir de moment etkisinin olması lazım. Bu moment etkisini de buraya göstermem lazım. Yani 25 meganewton eğer başlangıç noktasındadır diyorsam, o zaman bu durumda bir moment etkisi var mı bu kuvvetlerin? Buna bakalım. Bunu nasıl hesaplarım? Bakın 20 meganewtonluk kuvvetin herhangi bir moment etkisi yok şu noktada. O'ya göre moment alıyorum. M0'a göre. Dönme noktasından geçiyor. Şimdi 30 meganewtonluk kuvvet kolu şu. Bu kuvvet kolunu yukarı doğru çekerse 30 meganewtonla saat yönünün tersi. Pozitif yön. Saat yönünün tersini ben pozitif yön alıyorum. 5 meganewton da aynı şekilde. Ama şu kuvvet kolunu aşağı doğru iterse o noktası etrafında bu kolu saat yönünde çevireceğinden 40 eksi. Dolayısıyla
30 çarpı 60 artı 5 çarpı 140 eksi 40 çarpı 190. O noktasında oluşturacağı moment bu kuvvetleri. Buradan sonuç eksi 5100 mega Newton olarak çıkıyor. Demek ki ben bu kuvveti 25 mega Newton'luk kuvveti O noktasına taşıyacak olursam eksi çıktığı için yönü ne olacak? Saat yönünde 5100 mega Newton metre olarak bir moment, bir de 25 mega Newton'luk kuvvet olacak. Hocam sistemin bileşkesini bulduk. O noktasına koymayalım da bu 4 tane 1, 2, 3, 4 tane kuvvetin bileşkesi olacak şekilde bir x koordinatı üzerine yerleştirelim. Yani bir moment etkisi olmasın. Kuvvet kuvvet çifti değil de sadece bir kuvvet olarak sonuç bulalım. Nasıl bulacağız böyle bir sonucu? Bu durumda bakın M0 eşittir F çarpı D. Yani 25 mega Newton'luk kuvveti öyle bir noktaya yerleştirmeliyim ki D mesafesi kuvvet kolu, moment kolu. Öyle bir mesafeye yerleştirmeliyim ki yaratacağı moment, O noktasında yaratacağı moment 5100 olsun. Bu durumda D 5100 bölü 25'ten 204 metre çıkıyor. Yani ben 25 jül, 25 mega Newton'luk kuvveti şurada atıyorum 204. metreye şöyle aşağı doğru olacak şekilde eksi yönde, çünkü eksi 25 çıktı. Yerleştirirsem statik açıdan şu ilk duruma eşdeğer bir kuvvet etkisi yaratmış olurum. Demek ki bu 4 tane gemi, küçük römork, bu büyük gemiyi arka kısmından dönmeye zorluyor gibi bir durum çıkıyor. 25 bileşkesi 25 mega Newton olacak şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Bir de sorunun çözümüne şeyden bakalım. Bakın. Bileşke kuvvet eksi 20 artı 30 artı 5 eksi 40 eksi 25. Serbest cisim diyagramı çizilmiş. Bunun O başlangıç noktasına önce taşınıyor sorunun çözümünde. O başlangıç noktasına taşınması durumunda bir indirgenme momenti oluşacak. Ve bu momentin hesabını ben gösterdim. 5100 meganewton metre olarak bulduk. Peki biz bu kuvveti eğer farklı bir A noktasına taşıyacak olsaydık x ekseni üzerinde, öyle ki moment etkisi ortadan kalksın. Yani kuvvet kuvvet çifti yerine tek bir kuvvet etkisi ortaya çıksın istersek, ki bugün gördüğümüz her şeyi içeriyor bu soru, yaptığımız işlemleri, konu anlatımlarını. MA'nın eksi M0'a eşit olabilmesi için bakın nasıl bir işlem yaptık. D sıfırdan büyük olacak şekilde biz skaler olarak hesap yaptık. Eksi 5100 meganewton metrelik momenti eksi 25 meganewtonluk bir kuvvetle dengelediğimizde moment kolu 204 metre olarak karşımıza çıktı. Yani bunu 204 metre öteye kuvveti yerleştirecek olursak biz bu moment etkisine eşdeğer bir momenti, daha doğrusu yani kuvveti, daha doğrusu bir kuvvet kuvvet çiftinden tek bir kuvvete indirgemiş olduk. Evet. Şimdi bu şekilde yine bir kuvvetler sistemi var. 3 tane kuvvet verilmiş. F1 170 kilonewton. F2 100 kilonewton. F3 de 130 kilonewtonmuş. Kuvvetlerin etki çizgilerinin x eksenini kestiği noktalar.
Bakın kuvvetlerin x ekseninin kestiği noktalar A2 metre 0. Yani eksi 2 diye gösterilen yer şurası. Şu yukarı yazayım. Eksi 2 noktası, A noktası şurası. F1 kuvvetinin bağlandığı nokta. F2 kuvveti tam orijinde. F3 kuvveti de neredeymiş? B eşittir 8'e 0. Yani şurası 8 metre. 55'te karışmasın. Tam şurası 8 metreymiş. Bakın şu üçgenler benzer 8, 15, 17 üçgeni, 3, 4, 5 üçgeni, 5, 12, 13 üçgeni. Eğimlerini de bunlardan, bu üçgenlerden yararlanarak hesaplayacağız. A şıkkında ne soruyor bize? Bileşke kuvveti ve bunun doğrultusunu bulunuz. Şimdi bileşke kuvvet demek, vektörel olarak bileşke kuvveti gösterecek olursak R eşittir neye? R eksi artı R y j. Evet, bileşke kuvvetin bileşenleri R x ve R y. X yönündeki bileşenleri R x'i nasıl hesaplayacağız? Şekilde verilen kuvvetler düzlemindeki kuvvetlerin x yönündeki bileşenlerini toplayacağız. Şimdi bakın. F1'in x yönündeki bileşeni. Bunu nasıl buluruz? Şuradaki açı ne ise şuradaki açı da aynıdır değil mi? Dolayısıyla F1 kuvvetinin komşu bileşenini kosinüsle buluyorduk. Komşu dikkenar bölü hipotenüs yani 8 bölü 17. Peki F1 kuvvetine 170. Peki bu kuvvetin yönüne eksi yön. Bunlara hep dikkat etmemiz lazım. F1 kuvvetinin x yönündeki bileşeni eksi yönde 170 kilonewtonluk bir kuvvet. Bunun kosinüslü açı değerini alacağız. Dolayısıyla 8 bölü 17 ile çarpıyoruz. Gelelim F2'ye. F2'nin x yönündeki bileşenini bulacağız. Şu açıyla yine şu açı eşdeğer. Dolayısıyla F2'nin x yönündeki bileşeni kosinüs alfadan 3 bölü 5 ile çarpacağız. Neyi? 100 kilonewtonu. Yönü artı. Dolayısıyla artı 100 çarpı 3 bölü 5. F3 kuvvetinin x yönündeki bileşeni burada da şu açı değeriyle şu açı değeri birbirinin eş değeri. Komşu bileşeni bulacağımız için kosinüs alfayı kullanacağız. Yani 130 çarpı 12 bölü 13. Komşu dikkenar bölü hipotenüs. Eksi 130 çarpı 12 bölü 13. Eşittir. Şunları sadeleştirecek olursak. Eksi 80 artı 60 eksi 120. Buradan ne çıkar? Eksi 200 artı 60 eksi 140 kilonewton metrelik bir moment etkisi var. X yönünde. Bütün bu kuvvetlerin. Evet. Bileşke kuvvetin Y yönündeki bileşenini bulmak için de ne yapacağız? Kuvvetler sistemindeki kuvvetlerin Y yönündeki bileşenlerinin toplamını alacağız. Bu sefer F1'in şu bileşenini bulmamız gerekiyor. Bu bileşeni bulmak açının karşısı olduğu için ve yönü eksi olduğu için eksi 170 çarpı açının karşısını nasıl buluyorduk? Karşı dik kenar yani sinüsten buluyorduk. Karşı dik kenar bölü hipotenüs 15 bölü 17. Gelelim F2'nin Y yönündeki bileşenine. Bu da açının karşısındaki bileşen. Dolayısıyla sinüste buluyorduk. 4 bölü 5 ve yönü de yukarı olduğu için pozitif. 100 çarpı 4 bölü 5'ten F2'nin Y yönündeki bileşenini bulabiliriz. F3'ün Y yönündeki bileşenini de yine açının karşısı olduğu için sinüsten bulacağız. Sinüs ne oluyor? Karşı bölü hipotenüs 5 bölü 13. Bu da yukarı doğru olduğu için artı
130 çarpı 5 bölü 13 eşittir. Bu işlemi de yaptığımızda eksi 150 artı 80 artı 50. Eksi 20 kilonewton metrelik bir moment oluşuyor. Bu durumda benim bileşke vektörüm ne olacak? Eksi 140 i eksi 20 j şeklinde gösterilebilir. Peki bileşke vektörümün şiddeti ne olacak? 140'ın karesi artı 20'nin karelerinin toplamının karekökü. Bu durumda ortaya çıkacak bileşke kuvvetin büyüklüğü 100 kök 2. Bize neyi sormuş? Bileşke kuvveti bulduk ve bunun doğrultusunu bulun diyor. Doğrultuyu nasıl buluyorduk? Bakın bileşke kuvvetin vektörel gösteriminden hangi yönde kaçıncı bölgede olduğunu görebiliyoruz. X yönü eksi yönde, y yönü de eksi yönde. Şu yönde bir bileşke vektörümüz var. Şu rx. Şu da ry. Bunun doğrultusunu yani şu teta'yı soruyor. Bu teta'yı nasıl buluyorduk? Ark tanjant teta. Karşı bölü komşu. Ry bölü rx. Ry neydi? Eksi 20. Rx neydi? Eksi 140. Bu işlemi yaptığımızda teta açısı 8,13 derece olarak hesaplanıyor. Demek ki doğrultusunu da bulduk. Ne yaptık? Bileşke kuvveti de bulduk. Bileşke kuvvet 100 kök 2. Doğrultusu ne? 8,13 derece açıyla yönü 3. bölgede bir yön. Çünkü şurası ne? Eksi 140. Şurası eksi 120 RY'si. Şimdi B'ye geçelim. Etki çizgisi denklemini elde ediniz demiş. Etki çizgisi denklemini ezberlemeniz lazım. M0 eşittir x çarpı ry eksi y çarpı rx. Bu formül değişmiyor. Bu formülde yerine koyabilmem için, yani etki çizgisi denklemini elde edebilmem için, bu bileşke kuvvetin etki çizgisi denklemini elde edebilmem için M0'ı bilmem lazım. M0'ı hesaplayalım. Saat yönünün tersini pozitif yön aldığım durumda. Burayı farklı kalemle yazayım da şey olmasın. Önceki bölümle karışıyor gibi oluyor. Evet. Toplam M0 pozitif yönünü yazdım. Bakın F1 kuvvetinin x yönündeki bileşeni moment oluşturur mu O noktasında? Oluşturmaz. Çünkü kuvvet dönme noktasından geçen kuvvetler moment oluşturmaz. F1'in O noktasına olan dik uzaklığıyla çarpımı bize neyi verecek? F1'in O noktasındaki dönme kuvvetini. Peki şurada bir moment kolu olduğunu düşünsek, F1 kuvvetiyle bu kolu çeksek, O noktası etrafında bu kolu hangi yöne doğru çevirecek? Saat yönünün tersine. Dolayısıyla bu pozitif bir moment etkisi var. F2 kuvveti tamamen O noktasından geçtiği için hiçbir şekilde hiçbir bileşeni moment oluşturmuyor. F3 kuvvetinin x yönündeki bileşeni dönme noktasından yine geçtiği için moment oluşturmuyor. Y yönündeki bileşeni moment oluşturacak. Peki şurada bir yine kuvvet kolu olduğunu varsaysak ve yukarı doğru biz bu kolu çekecek olsak O noktası etrafında bu kolu yine saat yönünün tersine yani pozitif yönde döndürmeye zorlayacak momentumlerimizi hesaplarken ikisini de pozitif olarak alacağız. F1'den başlayalım. 170 kilonewton. Ama bu 170 ne? Bileşke. Bunun dik bileşenini bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Karşı taraf. 15 bölü 17 sinüs çarpı 15 bölü 17 artı F3 kuvveti 130. Fakat bunun da dik bileşenini yani F3y'yi bulacağız. Bunu da bulmak için yine karşı sinüsünden faydalanıyoruz. 5 bölü 13 ile çarpacağız. 130 çarpı 5 bölü 13 eşittir. 150 artı 50
ne yaptı? 200 kilo Newton metrelik bir moment etkisi var. Bu kuvvetleri O noktasına taşıyacak olursak. Şimdi etki çizgisi denklemini nasıl buluyorduk? 200 eşittir. Bu momenti sanki yanlış bulduk gibi bir his var içimde. Evet, eksik işlemimiz var. Arkadaşlar bakın kimse söylemedi. Ama nasıl moment almak bu hocam? Burada kuvvet. Kuvveti bulduk. Moment koluyla çarpmadık. Bak bu şurası ne? R'ye. Şey pardon F1Y. F1Y çarpı D dememiz gerekiyor. D mesafesi ne? 2. Yani şurada bir neyimiz var? Şurayı silelim yeniden yazalım. Çarpı 2'miz var. Artı aynı şekilde bu tarafta da 130 çarpı 5 bölü 13 doğru ama eksik. Nedir? Bu kuvvetin O noktasına olan uzaklığı yani moment oluşturabilmesi için F çarpı D dememiz gerekiyor. Şurası ne? F3Y ama D'si nerede? D'si de bakın şuraya yazmıştık. 8 metre uzaktaydı. İşte bu durumda burası 150-300. Şurası ne oluyor? 50 çarpı 8, 400 toplam 700 yapıyor. Yani biz şuraya etki çizgisi denklemini yazarken toplam momente 700 yazdık. X'i bilmiyorum. R'ye ne? Eksi 20. Şuradan aldım. Eksi Y çarpı Rx ne? Eksi 140. Şuradan aldım. Denklemin her iki tarafında 20'ye bölecek olursam etki çizgisi denklemi 35 eksi x artı 7 y şeklinde çıkar. Bakın bu denklemi aklımızda tutalım. Şimdi diğer slayta geçeceğim. 35 eşittir eksi x artı 7 y. Momentimiz 700 kilonewton metre. Şuraya birimi kilonewton metre olarak yazalım. Evet. Şimdi etki çizgisi denklemini bulduk. Aslında soru bitti. Ama bir şekil üzerinde gösterebiliriz. Bakın neyi bulduk biz de en son? 35 eşittir. Eksi x artı 7 y'yi hesap ettik. Sorunun çözümünde direkt böyle yazıyor. Ben detaylı bir şekilde hesaplıyorum sizlere. Etki çizgisini nasıl çizeriz dedim. X yerine şurada 0 yazarsam ne olacak? X eşittir 0 için 35 eşittir 7y'den y eşittir 5 olacak. Y eşittir 0 için y'ye 0 yazdığım zaman şuraya x eşittir eksi 35 olacak. Bakın şuradan eksi 35 noktasını x'ten işaretledim. X 35 y 0. Şuradan da y 5 noktasını işaretledim. Yani 0'a 5. X 0 y 35. Şey y 5. Şu noktaları bu şekilde girdim. Bu iki noktayı birleştirdiğim zaman elde ettiğim doğrultu işte etki çizgisi. Bu etki çizgisi üzerinde herhangi bir noktaya ben bileşke kuvvetimi yerleştirirsem o noktasında yaratacağım moment etkisi değişmez. Yani sorunun başında verilen 3 tane F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin yerine statik olarak eş değer bir R kuvvetini ben bu etki çizgisi diye tanımlanan doğrultu üzerinde herhangi bir noktaya yerleştirirsem statik açıdan biraz önceki soruda verilen kuvvetler sistemiyle bu bileşke kuvvet R birbirinin eş değeridir. Umarım anlaşılmıştır. Bir soru daha çözelim. Anlaşılmayan yer varsa sorun arkadaşlar. Mikrofonunuzu açıp katılabilirsiniz. Beraber sohbet ederek ders işleyebiliriz. Bol soru çözerek
daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliriz. Bu yönde adımlar atıyoruz. Bu çözdüğüm soru, şimdiki soru ve bundan sonraki soru, bütün bugün işlediğim konulardaki anlattığım şeyleri, kuvvet çiftini, kuvvetin bir noktaya taşınmasını, kuvvet çiftinin bir kuvvete indirgenmesini, hepsini içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu da çözdükten sonra, gündüz öyle oldu, zaman kalmadı, diğer soruyu haftaya çözeceğim, yeni konuya geçmeden önce. Şimdi çözeceğim son soru, yavaş yavaş çözeceğim. Anlaşılmayan yer olursa lütfen sorun. Şekildeki levha düzlemi içinde etkiyen kuvvetler F 1 eşittir 50'ye artı 15 J. F2 kuvveti 30'ya artı 15 J olup kuvvet çifti için D eşittir 1 metre ve F3 eşittir 50 kilonewton ise bunları O başlangıcına taşıyınız. Yani kuvvetler sistemini tek bir kuvvete indirgediyor ve bu tek bir kuvveti diyor O noktasında taşıdığında oluşacak kuvvet çiftini de bul diyor. Kuvvetlerin etki noktaları 3,2 A1 noktası, A2 noktası da -3,-1. Şimdi soruyu daha iyi anlamak için şeklin üzerine işleyerek gidelim. İki yolla çözülebilir. Bir vektörel çarpım yoluyla da çözülebilir. Bileşke kuvvet bulunabilir. Moment bulunabilir. Toplam moment. Veya ikinci bir yolla bileşenlerini ayırma yöntemiyle de bulunabilir. Ben ikinci yolu tercih ediyorum. Ona göre çözeceğim arkadaşlar. Notunuzda vektörel çarpım kullanılmış. Ben skaler çarpım yoluyla bileşke kuvveti bulacağım. Bakın F1 ne demiş? 50'yi artı 15J. Bu ne demek? F1'in X yönündeki bileşeni 50 kilonewton, Y yönündeki bileşeni ise ne kadarmış? 15. F2'nin bileşenlerini yazalım. F2'nin X yönündeki bileşeni 30, Y yönündeki bileşeni de neymiş? 15. Şu D mesafesi kuvvet çifti için dediği şey ne? Şu F3 ile gösterilen. D mesafesi 1 metre. F3 kuvveti ise neymiş? 50 kilonewton. Bakın bu serbest bir vektör. Bunun moment etkisi değil o noktası. Düzlem içinde herhangi bir nokta için aynı, değişmez. Tek bir kuvvete indirgenemez. Bugün dersimizde bunun üzerinde durduk. Şimdi O başlangıcına taşımak demek ne demek? Öncelikle bileşke vektörü bulmamız lazım. R'yi. R'yi nasıl bulacağız? Bunun vektörel gösterimi bu şekilde. Önce bileşke kuvvetin bileşenlerini bulacağız. Peki bileşke kuvvetin X yönündeki bileşenini nasıl bulacağız? Kuvvetler sistemindeki kuvvetlerin X yönündeki bileşenlerini toplayarak. Toplayalım. F1'inkinden başlayalım. Yönüne pozitif. 50. F2'nin yönüne pozitif 30. Toplam 80 i. Bileşke kuvvetin y yönündeki bileşeni, bu da kuvvetlerin y yönündeki bileşenlerinin toplamına eşit. Bu durumda F1'in y yönündeki bileşenine 15, yukarı olduğu için pozitif. F2'nin de y yönündeki bileşeni 15. Bakın bu yönlere ben dikkat ediyorum. Bakıyorum bileşkeye göre bileşenlerini çizdim. İkisi de x yönünde artı yönde, y yönünde artı yönde. O yüzden topladım. Bu yönlere dikkat etmek gerekiyor. Ne yapacak? 30J. O zaman vektörel olarak gösterecek olursak 80i artı 30
J şeklinde bileşke kuvveti bulduk. Yani şu O noktasında bir de bunun taşıma olayı var. Daha taşımadık. Yani bu kuvvetlerin her birinin O noktasında oluşturacağı momenti hesaplamam lazım. Yani kuvvet kuvvet çiftini oluşturmam lazım. Kuvvetlerin bileşkesini bulduk. Yani bu üç kuvvetin kuvvet etkisine eşdeğer kuvveti bulduk. Ama bir de bu kuvvetlerin O noktasında oluşturacağı moment etkisi var. Bunu da eşdeğer bir kuvvet çifti hesabı yapmamız gerekiyor. Şimdi F3 hocam hesaba katmadınız, şu bileşke kuvvet demediniz. Ama ben şöyle söyleyeyim. F3'ün x yönündeki bileşeni ile eksi F3'ün artı F3'ün x yönündeki bileşenliği birbirini götürecek. Aynı şekilde y bileşenleri de birbirini götüreceği için, yani F3 birbirine zıt yönde şiddetçe eşit ve birbirine paralel kuvvetler olduğu için bunları bu hesaba katmama gerek yok. İşlem yükünü arttırır, sonucu değiştirmez. Şimdi moment hesabına geçelim. Moment hesabını da yine skaler olarak F çarpı D formülüyle yapacağım. Ben pozitif yönü seçtim, saat yönünün tersini olarak. Şimdi 50 kilo Newton'luk kuvvet, şurada bir moment kolu olduğunu varsayarsak, bu kolu F1 kuvvetinin x yönündeki bileşeniyle çektiğimi düşünün. O noktası etrafında bu kolu hangi yöne çevirmeye çalışacak? Saat yönünde, eksi. Peki F1'in y yönündeki bileşeni, bu y yönündeki bileşen yukarı doğru bu kolu, o A1 kolunu yukarı doğru çektiğinde hangi yöne döndürmeye çalışacak O noktası etrafında bu kolu? O A1 kolunu saat yönünün tersi. F3 kuvveti ise şekilde gözüküyor. Buraya değil de şuraya çizeyim. Saat yönünün tersinde bir moment etkisi var. Aynı şekilde F2 kuvvetinin x yönündeki bileşeni. F2 kuvvetini şöyle x yönündeki bileşenini ve y yönündeki bileşenini şöyle bir O noktasına bir kolla bağlayacak olursak, F2 kuvvetiyle bu kolu çekecek olsak O noktası etrafında hangi yöne bir dönme kuvveti verecek? Artı yön. 15 olarak gözüken kuvvet ise yukarı doğru bu kolu çekecek olursak bu da saat yönünde bir moment uygulayacak. Evet. Şimdi bu momentlerin işaretlerini belirledikten sonra bunları toplayabiliriz. Tabii skaler olarak çarpımda ne yapacağız? F çarpı D. Kuvvetlerin her birini Fi çarpı Di diyelim. Bu şekilde gösterelim. Şimdi F1x'ten başlıyorum. 50. 50'nin işaretine eksi. Başında bakın önceden belirledik. Bunun şu kalemin rengini yine değiştireceğim. Karışmasın. Bunun O noktasına olan dik uzaklığı nedir? Bakın şu noktanın koordinatları verilmiş bana. A1'in koordinatları neydi? 3,2. Yani şöyle göstereyim. Şuradan bir dik çıkarsam x koordinatı 3, y koordinatı 2. A2'nin koordinatları şu koordinat eksi 3, şu koordinat A2'nin eksi 1. Bakın uzaklıkları belirleyebiliyorum. Dolayısıyla şu F1'in O noktasına olan dik uzaklığı, şu dik uzaklığı neymiş? 2. Eksi 50 çarpı 2.
Şuna geçiyorum. F1'in düşey bileşenine artı yönde moment. Bakın o yüzden artı yazdım. 15. Bunun O noktasına olan dik uzaklığı. Bakın şu O noktasına olan dik uzaklık. Ne? 3. Çarpı 3. F2'ye geçiyorum. F2'nin x yönündeki bileşeni 30. İşareti artı. Artı 30 yazdım. Bunun O noktasına olan dik uzaklığı, kuvvet kolu, moment kolu neymiş? Eksi 1. Yani eksi 1 yazmıyorum. Bakın buradaki eksiler artılar beni ilgilendirmiyor artık. Ben şu başta şu işaretleri belirledikten sonra gerisinin işareti önemli değil. Sonra şu 15. 15'in yönü eksi bakın. Bunun dik uzaklığı O noktasına 3. Şimdi bunları toplayacağız. Eksi 100 artı 45 artı 30 eksi 45. Bura bitti mi arkadaşlar? Tamam, işlem tamam ama şurada bir eksiğim var. Şu F3. Bunun da bir moment etkisi var ama bulunduğu bölgeden bağımsız. Sonuçta bu kuvvetler sistemine bu kuvvet dahil mi? Kuvvet çifti daha doğrusu dahil. Ne kadarlık bir kuvveti oluşturur bunun? 50 çarpı 1. Yani şurada bir de neyim olması lazım? Artı 50 olması lazım. Bunu unutmayalım. Evet, 50 artı 30, 80. 100'den çıkarırsak eksi 20 kilonewton metrelik bir moment etkisi var. Bunu başlangıç noktasına bu kuvvetleri taşıdığım zaman o halde karşıma nasıl bir tablo çıkacak? Bakın 80i artı 30g. Şöyle bir bileşke var R. Şurası 80, şurası 30. Bir de O noktasına taşıdınca eksi 20 kilonewton metrelik moment var. Şöyle saat yönünü gösterecek. 20 kilonewton metrelik moment var. İşte bunu bu şekilde gösterebiliriz. O noktasına taşıdığımızda şu şekil bayağı karıştı ama şeklin ilk halini düşünün. Şu mürekkepleri kapatayım. Bu şekli eş değer sonunda çizdiğimiz yukarı sağ üst köşeye çizdiğim şekil bu kuvvetler sistemine eş değer bir kuvvet ve kuvvet çiftini bulmuş olduk. O başlangıç noktasına bu kuvvetleri taşıyınca arkadaşlar. Evet, bu sorunun çözümü de bu şekildeydi. Daha zamanımız var. Diğer soruya geçelim. Evet. Şimdi şekilde kuvvetler sisteminde 1 kilonewton, F2 5 kilonewton, F3 7 kilonewton, F4 8 kilonewton. Ve D4 0,5 metre olup etki noktalarının koordinatları A1, 1, 3, 1, 3, 4 ve 4, 0'dır. Yani A1 dediği bakın 1, 1. A2, 3, 1. A3, 3, 4. Ve A4 şey A demiş 4, 0'dır. Şurada bir A noktası vermiş. Uzunluklar metredir. Kuvvetler sistemini O noktasına indirgeyiniz. Kuvvetler sistemi dediğimiz burada F1, F2, F3 ve F4. O noktasına indirgemek ne demek? Kuvvetlerin bileşkesini bul. R'yi O noktasına taşı. Ayrıca bu kuvvetler sisteminin O noktasında oluşturacağı toplam momenti de O noktasına
kuvvet çifti olarak hesapla. Sol tarafta bileşke kuvveti hesaplayalım. R eşittir ne olacak? Rxi artı Ryj olacak. Rxi'yi nasıl buluyorduk? Toplam Fxi'den buluyorduk. Peki toplam Fxi ne olacak bu soruda? A1, F1'in yok. X yönünde bileşeni. Bunu katmıyoruz. F2'nin var. 3, 4, 5 üçgeni şuradaki açı şu açıyla eşdeğer. Dolayısıyla F2 kaçtı? F2'yi sorunun üzerine yazmadık. Şu 5 kilonewton'du. 5 ile neyi çarpacağım? Kosinüs alfayı. Yani 3 bölü pardon 4 bölü 5'i. Hipotenüste 5. 3, 4, 5 üçgeni. Bunu buraya yazmasam da olur. 3, 4, 5 üçgeni olduğunu biliyorsunuz. Yani şu aşağı yazalım. Eksi 5 çarpı bu F2 kuvveti. Bunun kosinüslü bileşenini almak için de ne yapıyorum? 4 bölü 5 ile çarpıyorum. Yönü eksi. F4 kuvvet çifti zaten kendi arasında bir bileşkesi yok bunun. Neyi toplayacağım sadece? F3'ü toplayacağım. F3 neymiş? 7 kilonewton. O zaman ne olacak? Artı 7 kilonewton. Neden buraya artı yazdım? Bunun yönü artı. F2'nin yönü eksi olduğu için buna da eksi yazdım. O zaman bileşke kuvvet ne oluyor? Eksi 4 artı 7, 3 kilonewton. X yönündeki bileşeni neymiş? 3 kilonewton. Y yönündeki bileşenine geçelim. Y yönündeki bileşeni bulmak için de bakın F1 Y yönünde zaten. Büyüklüğü neydi F1'in? 1 kilonewton'du. Yukarı doğru artı yazdım. Artı F2'nin de Y yönündeki bileşeni pozitif yönde. Peki nasıl bulacağım? Sinüsten karşıdan 3 bölü 5 ile çarpacağım. Neyi? 5 kilonewton'u. F2 çarpı sinüs alfa yani karşı bölü hipotenüs. F4 yok. F3'ün de öyle bir bileşeni yok. O zaman bura bitti. 4 kilonewton. Bileşke kuvvetin Y yönündeki bileşeni de neymiş? 4 kilonewton. Bu durumda yazmama gerek var mı? 3'ün karesi artı 4'ün karesinin toplamının karekökü 5 kilonewton. Bileşke kuvvetin şiddeti. Bileşke kuvveti 3i artı 4j şeklinde gösterebiliriz. Bir de O noktasına indirgememiz için bu kuvvetler sistemini indirgeme momentini bulmamız gerekiyor. İndirgeme momentini hesaplayalım. O noktasındaki pozitif yönü saat yönünün tersi seçtim ve şeklin üzerine ilk önce işliyorum. Artı eksi yönleri. Şöyle bir moment kolu olduğunu yine hayali düşünüyorum ve F1 kuvvetiyle bu kolu çektiğimde O noktası etrafında O A1 kolunu hangi yöne çevirecek? Saat yönünün tersine. F2'nin X bileşeni şu. Yani neydi bu? 4 kilonewton'du. Şuraya yazalım. Şurada hesapladık. Bu hangi yönde birleştirecek? Şöyle hayali bir kol olduğunu düşünürsek. Bu da saat yönünün tersi. Bunun y'li bileşeni o da saat yönünün tersi. Şu F4 bu saat yönü. F3 bu da saat yönü. Eksi. Bakın eksili olanlar F3 ve F4. Pozitif olanlar F1 ve F2. Şimdi buradan toplam momenti yazacağız. Şu aşağıdan devam edeyim. Sıkışmasın. Şimdi F1'den başlayalım. 1 kilonewton çarpı bunun A noktasına ya da bu F1 kuvvetinin O noktasına dik uzaklığı neymiş? 1. 1 çarpı 1. Biraz küçük yazayım. Sığsın arkadaşlar. 1 çarpı 1. Artı F2'nin X yönündeki bileşeni 4 kilonewton.
4 kilonewtonun O noktasına olan dik uzaklığı. Yani kalemi değiştireyim, karışmasın. Yani dik uzaklık ne O noktasına? Şu mesafe. Dik. Bu da ne? 1'e eşit. Dolayısıyla ne diyorum? 4 çarpı 1 artı şu kuvvetin Fy bileşeninin, bu da ne yapar? 3 yapar. Şuradan hesapladık. 3'ün dik uzaklığı nereye? O noktasına. Bakın neymiş? 3 metreymiş. Yani 3 çarpı 3. F4'ün moment etkisi eksi yönde. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. F4 neye verilmiş soruda? 8. Şu ara ne verilmiş? 0,5. 8 çarpı 0,5 eksi 4. Bir de F3'ün etkisi var ve eksi. Eksi 7 çarpı O noktasına olan dik uzaklık. Şu mesafe. Bu mesafe neymiş? 4 metreymiş. Moment çarpı moment kolu. D. 7 çarpı 4. Şu işlemleri yaptığımızda 1 artı 4 artı 9 eksi 4 çarpı eksi 28. Ne yapar? 10. Şu 4'ler birbirini götürür. Eksi 18 kilonewton metre. Bakın başlangıç yönünü pozitif, saat yönünü ters aldım. Bu ne yaptı? Saat yönünde. Saat yönünde bir moment etki ediyormuş. Demek ki şöyle çizecek olursak XY düzlemini, R kuvvetini buraya taşıdığımızda ayrıca bir de burada ne olacak? Eksi 18 kilonewton metrelik bir moment ve şurada da 5 kilonewtonluk bir bileşke kuvvet olacak. Yani soldaki şekilde bu şekil statik açıdan birbiriyle eşdeğer. Yani kuvvetler sistemini tek bir bileşkeye indirgedik, O noktasına taşıdık. O noktasına taşıdığımızda da bu kuvvetler sisteminin O noktasında oluşturacağı toplam momenti buraya eksi 18 kilonewton metre olarak girdik. İki kuvvet sistemi de birbiriyle eşdeğer. Bileşkenin etki çizgisini belirleyin demiş. Arkadaşlar etki çizgisi denklemini buraya bir kere daha yazıyorum. Bunu ezberleyeceğiz. X çarpı R'ye, Y çarpı Rx. Momentimiz ne? Eksi 18. X'i bilmiyorum. R'ye'miz ne? 4. Eksi. Y'yi bilmiyoruz. X, Rx'imiz ne? 3. Bakın nereden aldım bu bilgileri? Daha önce buldum. Şuradan ve şuradan almış olduk. Şimdi yerine ne yapacağız? X yerine 0 koyacağız. Y'yi bulacağız. Y yerine 0 koyup X'i bulacağız. X yerine 0 koyacak olursak X 0 için Y ne çıkar? İkisinin de başında eksi var. Dolayısıyla pozitif artı 6 çıkar. Y eşittir 0 için X ne çıkar? Eksi 4,5. Etki çizgisini çizelim mi? Burada sorunun çözümünde doğrultusunu da bulmuş 53 derece diye tanjanttan. Soru da sormuyordu. Bakın etki çizgisinde denklemimizi şu olarak yazdım ben. Ve buradan ne yaptım? X0 için Y'yi ve Y0 için X'i buldum. Ve y'yi ne bulduk? 6, x'i ne bulduk? Eksi 4,5. Getirdik. Eksi 4,5'a 0 noktasını işaretledim. 0'a 6 noktasını da işaretledim. Getirdim. R. Bileşke kuvveti bu etki çizgisi üzerine herhangi bir noktaya
yerleştirdim. Ne dedim? Bileşenleri de neydi? Rx 3 kN'du. Ry neydi? 4 kN'du. Etki çizgisi üzerinde herhangi bir noktaya bu kuvveti etki çizgisine paralel olacak şekilde koyabilirim. Bunun o noktasında oluşturacağı moment her noktada aynıdır. Deneyebilirsiniz dersten sonra. Getirin tam şu 4.5'ya 0 noktasına yerleştirin. O'ya göre moment alın. Veya 0.6'ya yerleştirin. Şekilde gözüktüğü gibi şu anda oraya yerleştirilmiş. O'ya göre moment alın. Moment değeri değişmeyecektir. Son olarak C şıkkında bileşkenin A noktasındaki indirgeme momenti soruluyor. Yani bu ne demek? Şu R bulduğun kuvveti ve evet bulduğun kuvveti A noktasına taşı diyor. Nasıl taşırız? A noktasının koordinatı soruda 4, 0 olarak verilmiş. Bakın şu nokta A noktası, soruda bunu 4, 0 olarak koordinatı verilmiş. Şu R kuvvetinde buraya taşı diyor. Etki çizgisi üzerinde herhangi bir nokta üzerinde alabiliriz bileşke kuvvet R'yi, ki tam şu nokta üzerinde alınmış olabilir. Nasıl taşıyacağız? Taşımak demek ne demek? Bu kuvvetin getireceğim tam olarak buraya yerleştireceğim R'yi. Ama ben bu kuvveti R'ye alıp buraya yerleştirdiğim zaman statik açıdan birbiriyle eşdeğer olabilmesi için bu kuvvetin, R kuvvetinin A noktasında yaratacağı momenti de buraya işlemem lazım. Yani bu kuvvet şu noktaya 0.6 noktasının üzerindeyken ya da etki çizgisi üzerindeyken A noktası üzerinde bir moment oluşturuyor mu? Oluşturuyor. O zaman ben bu kuvveti etki çizgisi üzerinden A noktasına taşıdığım zaman bu momenti de buraya A noktası üzerinde hesaplamam lazım. Nasıl hesaplayacağım? Arkadaşlar bakın A noktası şu şuradan şöyle bir moment kolu çizecek olursak R'ye. 3 kN'dan bu kolu çekecek olsam hangi yönde? Saat yönünde. 4 kN'dan çekecek olsam hangi yönde? Saat yönünde. Eksi. İkisi de aynı yönde A noktası etrafında dönüş sağlayacak. Dolayısıyla eksi 4. Şu kuvvetin başına eksi koydum. Bunun dik uzaklığı, A noktasına dik uzaklığı kaç metre? 4 metre. Şu aradaki mesafe ne? 4 metre. Çarpı 4. Başına eksi koyduk. Eksi yönde dönme kuvveti vereceği için. Diğeri de eksi dedik biraz önce. Eksi. Bu kuvvet neydi? 3 kN'du. 3 kN'u yazdık. Peki bu kuvvetin A noktasına olan dik uzaklığı ne? Şu uzaklık 6 metre. İkisini çarpıp topladığımızda eksi 34 kilonewton metrelik bir de moment oluşturuyor. Bakın sonuç eksi çıktığı için moment yayının yönünü ne gösterdim? Saat yönünde gösterdim. Yani şu etki çizgisi üzerinde olan bileşke kuvvetimi R'yi tutup da şuradaki A noktasına taşıyacak olursam bir kuvvet ve kuvvet çifti oluşuyor. Kuvvet çiftini de 34 kilonewton metre olarak hesapladık arkadaşlar.